zaten benden sonrası tufan. Kime olacaksın cüretkar? Gülşen'le düet yaptığı Nirvana şarkısı büyük ilgi gören ünlü popçu Edis, Nişantaşı'nda kameramıza takıldı. Gönder gelsinler, saklanmaz böyle. Uzun zamandır da görebilirsiniz. Nasılsınız? Evet. Pandemi, karantinadayız. Ne yapalım? Siz nasılsınız? İyisiniz. Pandemi sürecini nasıl geçiyor sizin için? Valla evdeyiz işte, onun dışında stüdyodayız. Şarkı hazırlıyoruz, başka bir şey yapmıyorum. Edis son olarak dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Rosalia'ya sosyal medya üzerinden işbirliği teklif etti. Edis'e Instagram'dan cevap veren Rosalia da neden olmasın dedi. Yeni bir düet de gelecek galiba İspanyol bir şarkıcıdan. Ya o şey, öyle bir story attım ben. Zaten arkadaşım. O da bir cevap verdi. Öyle kesinleşmiş bir şey yok ama güzel bir şey var. Sohbet var. Nasıl bir proje olur veya Türk İspanyolca mı olur veya Türk Türkçe mi olur? Ya bir şeye kesinleşmeden şimdi böyle tarif etmek istemiyorum. Yani bakalım. Aklınızda bir proje var mı? Var tabii. Sonuçta yabancı albümümü hazırladığım için muhtemelen düet olur ama hangi dilde olur bilmiyorum açıkçası. Ünlü popçu stüdyoda üzerinde çalıştığı yeni şarkılarından bahsetti. Güzel gidiyor çalışmalar. Şimdi yakında bir single, sonra da akabinde bir albüm dinleyeceksiniz zaten. Güzel. Yine Edis şarkıları giriyor yani, bildiğim gibi Edis şarkıları. Tabii benden çıkan her şey. Edis'e Tarkan kadar yurt dışında patlama yapan bir şarkıcımız daha çıkmadı. Sizin böyle bir hedefiniz var mı diye soruldu. Tabii onun kadar başarılı olmak herkes ister, ben de isterim tabii ki. Ünlü rapçi Norma Ender geçen yaz piyasaya çıkardığı Konu Kilit adlı şarkısında Edis'le ilgili eleştirel bir cümleye yer vermişti. Sene değere bindi bizim hip hop kültürü. Yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis görgülü? Bu konu Edis'e ilk kez soruldu. Başta konuşmak istemeyen ünlü popçu, daha sonra Norm Ender'in attığı diss'i kişisel algılamadığını ifade etti. Norm Ender de bir Tarkan olamadı dedi hatta sizin için de. Tarkan mevzusuna girmişken. Kendisini hatta şarkıda kullanmıştı. Kendisi şarkıda kullanmıştı. Ya, o bence bir sistem eleştirisi yaptı yani. Çok şaşırmaz algılayamadım onu. Yani o kadar başarılı olmak pop dünyasında şimdilerde mümkün değil gibi gözüküyor. Ya bence parmak bastı. Çok da haksız değil bence. Norm Ender'in TV100 ekranında ilgiyle izlenen Okan Bayülgenli, Nokta programında Edis'le ilgili sarf ettiği sözlerde çok konuşulmuştu. Edis'in popülerliğinden faydalanmak, ben Edis'ten daha popüler bir adamım. Yani kalkıp da Edis'ten niye faydalanayım? Yani o saçmalamışlar yani onu yazanlar da. Ama Edis bir figür. Anlatmak istediğim şeyi güzel tarif edebileceğim bir figür. Niye? Çünkü kendisi bile kendi yapmış olduğu müziği rap tuttuktan sonra bırakıp rap şarkılarına yöneliyor. İşte bahsettiğim popüler kültür olayı bu. İnsanın kendi ürettiği bir şeyin popüler olması başka şey. Popüler olan bir şeye kendini dönüştürmesi başka şey. Edis'e Norm Ender'in "ben ondan daha popüler bir adamım" şeklindeki sözleri de hatırlatıldı. Sonra da "ben ondan daha ünlüyüm" dedi. Ya oralar benim. O konuya cevap vermeyeyim. Teşekkür ederim. Kendini seçip daha görmüyor musunuz son olarak? Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun.